zayıflama. Diyet ve zayıflama sadece kısa bir süreliğine uyulacak ve daha sonra terk edilecek bir şey değil. Bunun bir sağlıklı beslenme alışkanlığına dönmesi ve uzun süre sürdürülebilirliği olan bir beslenme alışkanlığına dönmesi gerekiyor. Yani popüler diyetler, sizin sağlığınıza faydası olmayan, zararı olabilecek trendler, kısa süreli detokslar ya da tek besine yönelik diyetler kesinlikle önermiyorum. Uzun süre hayatınıza uygulayabileceğiniz, günlük ritminize, yaptığınız işe, psikolojik altyapınıza, kültürel ve sosyal çevrenize, kültürel yeme alışkanlıklarınıza göre herkese, her kişiye uygun bir beslenme programı yapılabilir, uygulanabilir ve ömür boyu devam ettirilebilir. Yani zayıflama bir süreçtir ama sağlıklı beslenme bir ömür sürmesi gereken bir şeydir. Sağlıklı beslenme ve spor, kesinlikle spor ve aktivite, fiziksel aktivite hayatımızda olması gereken bir şey. Çünkü endorfin salınımı, yani hormonal dengenin, iç dengenin, homeostazın, metabolik iç dengenin korunması ve devam ettirilmesi için çok önemlidir. Diyetin devam ettirilmesi için spor. Aynı zamanda diyetlerin ortalama, yapılan bir araştırmaya göre diyetlerin ortalama adaptasyon süresi 4-5 haftadır. Kendinize uygun diyeti bulana kadar her diyete sağlıklı olduğunu düşündüğünüz, uzman kontrolünde yapılan, kan değerlerinize göre yapılan ve programlanan diyetlere 4-5 hafta şans vermeniz, kendinizi denemeniz gerekir. Bu süre zarfına uyum sağlayamıyorsanız uzmanınızla görüşüp diyetinizi değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda eğer uzun süreli çocukluktan gelen bir fazla kilonuz varsa hem uzman diyetisyen, endokrinolog, doktor ve psikolog yardımıyla benim fikrim ve önerim olarak zayıflamanızdır. Çünkü uzun süreli obezitelerde, uzun süreli sağlık problemlerinde bu psikolojiyi de çok uzun etkileyen bir şeydir. Aynı zamanda hiçbir şekilde kan tahlilinize, değerlerinize bakılmadan, baktırılmadan, herhangi bir gıdayı hekim kontrolünde olmadan tüketmemenizi öneririm. Örneğin kısa bir örnek vermek istiyorum. Ötrox kullanan, hipotiroide olan bir birey greyfurt tüketemez. Ya da dopamin kullanan, dopamin bazlı ilaçlar kullanan bir birey bakla tüketemez. Bunlar besin ilaç etkileşimleridir. Bunların da ışığında ilerlenilmesi gerekir ve hayatınızı adapte etmeniz için muhakkak kendinize uygun bir diyet programı belirlemeniz gerekmektedir uzman kontrolünde. Yani uzman diyetisyen Taylan Kümeli'nin dediği gibi diyetler parmak izi gibidir. Gerçekten de öyle. Her diyet kişiye özeldir.